Herkese selamlar dostlar. 7 ve 8 Haziran iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. 6 tanesi 7 Haziran'da, 3 tanesi ise işte 8 Haziran'da. İsterseniz direkt başlayalım. Öncelikle bir maç skoru yarışması yapalım. 7 Haziran'da oynanacak Litvanya Türkiye maçının skorunu sorduk sizlere. Maç skoru ne olur arkadaşlar? Milli takımımızın maçı son maçını 4-0 kazandı. Daha da fazla atabilirdi fakat 4'te kaldı. Güzel bir maçtı. Ben o kadar atmasını da beklemiyordum. Ama sağlam, yani rakip zayıf olduğu için ki zaten bizim klasmanımızda takımlar değil. Keza Litvanya da öyle. Maç skoru ne olur? Sizleri yorumlara bekliyorum. Son, son skor yarışmasında Portekiz maçının skorunu sormuştuk. Bilen olmamıştı. Burada Litvanya Türkiye maçıyla devam edelim isterseniz. Ve bu dönemde bu kazanç diyorum. Ve yüksek misli de iki tane dün yüksek misli verdik. Bu arada Golden State mücadelesini katıl grubundaki herkese açık yani katıl grubunda olan herkese verdim. İlk defa verdim böyle bir yüksek misliyi. Güveniyordum çünkü. iki tane yüksek misli verdim. Hatta yazdım bir tanesini de herkese açık olarak veriyorum. Ve bunu ilk defa yapacağım diyerekten de. Golden State maçını direkt maç sonu birini 1.40 banklarına bir oranı vardı. Kendim yüksek misli olarak gireceğim. Hatta şöyle söyledim. 7K kasanız varsa 1K olarak oynayabilirsiniz. Ki altında zaten açıklamalarıyla birlikte anlattım yüksek mislinin. Zaten yüksek mislinin amacı yüksek oynayıp kar etmektir. 1.40 oranı var mesela. 1000 lira attık. 1400 TL aldık. 400 lirayla 50-100 kar yaparsın. Cebine alırsın. Sigara, çorba paran veya daha fazla atarsın daha fazla alırsın. Yüksek mislin amacı bu. Haziranda 3 tane yüksek misli verildi. Hepsi de başarılı oldu. Ve yüksek misli 2 olarak da dün verdim. Sırbistan mücadelesiydi. Hatta Sırbistan'ın handikapını bile ben bu arka katıl grubunda yazı olarak yazdım. Onu da göstereceğim sizlere. Sırbistan maçı da başarılı oldu. Yüksek mislinde Haziran ayında hatasız ilerliyoruz. Geçtim. Günün kombinesi vardı. Günün kombinesi de başarılı oldu arkadaşlar. Portekiz'in atacağı 2 gol verdim. İlk yarıdan geldi. Çek yamaşında zaten 4. dakikada mı 2. dakikada mı ne gol geldi. İlk yarıdan gelen bir günün kombinesi oldu. Bildiğiniz üzere tek bir kombine çıkartıyorum artık. O kombineyi de katıl telegram grubuna veriyorum. Normalde 2-3 tane kombine çıkartıyordum ben bültenin yoğun olduğu zamanlar. Bir tane YouTube'da veriyordum doğru. Fakat oradaki adamlar bizi destekliyor ve bir ayrıcalı olmasını düşünüyorum. Günün tek kombinesini oraya veriyorum. Fakat burada da oldukça maç anlatıyorum. Günün kombinesi de zaten açıklama olarak yazdım. Başarılı oldu. Hatta Portekiz maçına YouTube'da ne önerdim sizlere? İsviçre bir tane atar. Hatta şöyle de bir önerdim. 2.5 üstünü bir 85'ten. Bu yazı olarak da zaten buraya yazdım. Geçtim bunu da. Ve ekstralar olarak ekrana gelsin. Normalde ekstra yazı olarak da katı telegram gruplarına yazı yazıyorum. Dün mesela ne yazdım? Sırbistan'ın handikapını güveniyordum. 4-1 gibi skorla kazandı. 2-12 orandan ekstra olarak tek maç olarak önerdim. Bir de Panal'ın maçı vardı. Dedim ki ev sahibi Burada 17 fark yemez dedim. Bakın güveniyordum. Bir 46 oranı vardı. Altına yazdım zaten. Bakın ev sahibi maçı kazandı. 74-62 kazandı. Öyle güvenli bir maçtı. Bakalım bugün de 3 tane de basket maçı önereceğim. Sizlere ekran gitsin. 7'sinde 3 tane basket maçım var. Sizlere de önericem. Değerlendirecek herkese şimdiden. Bol şanslar. İdeali yüksek oranıyla birlikte döneceğim hatta. Almanya İngiltere maçıyla başlayalım. Sizlerden ricam videoya güzel seviyede like atmanızdır. Sizlere bir skor yarışması yaptık. Litvanya Portekiz isterseniz katılabilirsiniz. Almanya İngiltere maçına baktığımız zaman da Almanya son maçında İtalya ile oynadığı maçta bence galip gelebilirdi. Ben hatta Almanya tarafına yöneldim. Maç geneline baktığımız zaman da Almanya'nın daha üstün olduğunu ya daha İtalya'ya oranla daha net pozisyonlarla girdiğini fakat o 6 pas olsun ve ceza sahası alanının içindeki olsun şutları bir türlü kaleye bulmadı. Aslında pozisyonlar da vardı fakat dediğim gibi sürekli dağlara taşlara şut çekti. O final vuruşlarını yapabilseydi 2-3 bir bandında İtalya'ya karşı galip gelebilirdi Almanya takımı. İngiltere'de kadrosu ne kadar kaliteli olsa da oyun olarak çok bir şey vaat edemiyor açıkçası. Yani işlerine geldiği gibi oynuyor bir nevi. Şimdi burada İngiltere son maçında yenildi bildiğiniz üzere. Gol daha atamadı. Kadrosu inanılmaz. Ciddi anlamda şu kadronun güzelliğine baktığımız zaman da Sterling bir yerde, Harry Kane bir yerde, Grealish bir yerde bir sürü sağlam adamı var yani. Bir sürü sağlam oyuncu bir araya geliyor fakat oyun olarak bir şey yansıtamıyorlar. Bu maçta biraz daha farklı olacaktır. Biraz daha ciddiyet üst düzeyde olacak olacaktır diye düşünüyorum. Ben burada 1.64 gibi orandan idealden KG var sizlere Hatta şöyle dönerdim. Yine benim skor beklentim burada şu yönde. Ee, 2-1. Veya bir tane daha atarsa 2-1-3-1 ayarında bir Almanya galibiyeti olacağı için maç sonu 1 ve 2.5 üstünü de 2.95 gibi orandan sizlere öneririm. Bu da yüksek oranlı tercihim olarak da notlara düştüm. Geçtim İtalya-Macaristan mücadelesine. İtalya maçı da İtalya'da son dönemde zaten aksayan bir İtalya var bildiğin üzere. Dediğim gibi son Almanya maçını da kaybediyordu. 1-1 gibi beraberlikle bitti. KG Varan'ı kombine almıştık biz de o maçta. Buradan Macaristan'la oynayacaklar. Macaristan da dediğim gibi son dönemlerde Avrupa'da iyi işler çıkaran takımlardan bir tanesi. Ben burada herhangi bir taraf bahisine gitmedim. Ki gelmesini beklediğim bir tahmin vereceğim sizlere. 1.81 gibi de oranı var. Oranı gayet yüksek. İtalya yener mi bilmiyorum ama yense bile 2-0-2-1 bantlarına geçecek bir yerde. Olası bir sürpriz bu maçın bence 1-1'dir. Ben burada tek tercih yapıyorum. 2-3 gol ile 2-3 gol tercihini yapıyorum. 1.81 gibi orandan yüksek oranıyla tek tercih olarak sizlere öneriyorum bol şanslar. 3. maçım Litvanya Türkiye mücadelesi. Şimdi Litvanya'nın son maçına baktığımız zaman da 2-0'lık mağlup oldu. Ben maçın özetini izledim. Bulgarca sanırım yani tam hangi dil olduğunu anlayamadım. YouTube'dan buldum izledim. Zaten sesini kapattı biz dedim Hakem rahatsız etti yani beni o konuşma. Her neyse geçelim bunu. Litvanya Türkiye'ye karşı oynayacaklar. Milli takımda ya oynuyor da benim en sevdiğim şeyi söyleyeyim size. Şu milli takımda en sevdiğim oyuncu söyleyeyim. O Cengiz'in sağ açıktan böyle soluna çekerek çekerek sol ayakla plasiyi yapıştırıyor ya. Gol attı mesela offside oldu. En sevdiğim şey o yani. Şu an milli takımda tek beğendiğim yön o. Cengiz'in o sağdan inip sol ayakla uzak köşeye vurması. Bunu Marsilya da çok yapıyordu. Son maçta attı. Gerçekten zevk veren bir vuruş yani. O pozisyon bana zevk verdi maçta. 4-0 kazandı. Burada da tabii Halil'dir, Enes'tir bu isimler sağda olacaktır mutlaka. Zaten kadroya baktığımız zaman da Doğukan Sinik vesaire bunlar da oynayabilir tabii ki. Biraz ufak bir rotasyona gidebilir belki bu maçta. Litvanya'da oynanacak maçta. Gollü bir mücadele geçebilir açıkçası. Ben buradan tek tercih aldım. Yani deplasman 2.5 üstü almadım. Çünkü Litvanya'dan karşı gol de yiyebiliriz. Milli takımın sağına sonuna özellikle deplasmanlarda oynadığımız maçlarda bu tip alt klasman takımlarından bile gol yiyebiliyoruz. Bir anda Firkik'ten Uğurcan kova oluyor. Gol yiyoruz vesaire vesaire. 2.5 üstü oranı bir 46. İdealden tek önerimdir. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir arkadaşlar. Geçtim Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko mücadelesinin. Bu final mücadelesinin arkadaşlar ilk maçı onu belirteyim ben sizlere. Valla ben böyle maçlarda her zaman Anadolu Efes'in tarafında olurdum. Bu sefer Anadolu Efes'in tarafında olmayacağım. Ev sahibi Fenerbahçe'den taraf olacağım. Taraf tercihine de gitmeyeceğim. Vasilya Misic arkadaşlar bu maçta muhtemelen olmayacak. Veya şöyle sakatlığı muhtemelen geçecek yani. Ama bu maçta ağrıları sebebiyle oynamayacak diye biliyorum. Biraz araştırma yaptım videoyu çekmeden önce. Misic Fenerbahçe maçlarının kilit isimlerinden bir tanesidir. Fenerbahçe ile mesela şu 2 yıl, 1 yılda 4 tane, 5 tane maç yaptı. Misic hepsinden en kötü 14 sayı atmış. Yani genel anlamda baktığımız zaman da Larkin tek kalacak burada. Anadolu Efes tarafında şey olması lazım. Larkin'in yanında Boboan'ın da veya Henderson'ın da bu gibi isimlerin veya Elijah Brandt'ın sahne alması lazım. Diğer türlü Efes'in işi zor ciddi anlamda. Çünkü en skoral ismi MVP'si Misic ile Larkin bildiğin üzere. Ben burada Fenerbahçe'nin yanındayım ki taraftar da full olacak stadyum. Fenerbahçe Ülker Spor Salonu'nda oynanacak mücadele. Ben burada mücadelenin Fenerbahçe alır mı bilmiyorum ama ev sahibi 78.5 üst yaptım. 1.46 gibi orandan Fenerbahçe'nin atacağı 79 sayı bekleyelim dedim. Değerlendirecekler. bol şanslar. Diğer mücadele Monaco ile Pau mücadelesi. Monaco seride 2-0 önde 3. maç. Böyle maçlar genelde seri uzuyor arkadaşlar. Evinde varım güzelken ben ev sahibi tarafından üst alalım diyerekten düşündüm. Ben Pau burada atacağı 78 sayı güveneceğim. Ev sahibi 78 sayı atar. Yani ev sahibi 77,5 üstü oranı zaten 1.49 gibi oranı var. Hatta yüksek oranıyla birlikte ben sizlere şunu önereyim. Maç sonu 1'i öneriyorum. 2.18 gibi orandan olası bir sürpriz çıkabilir. Ev sahibi 77,5 üst. 70 pardon. Aynen. Ev sahibi 77,5 üst 1.49 gibi orandan idealimdir. Maç sonu 1 de 2.18 gibi orandan sürpriz denenebilir. Geçtim son mücadeleme. 7 Haziran'ın Baskonya ile Real Madrid mücadelesi. Aynı şekilde Real Madrid seride 2-0 önde arkadaşlar. Kendi evinde oynadığı 2, 2 maçı da kazandı. Baskonya'nın burada bir e, reaksiyon vermesi gereken maçlarından bir tanesi. Yine ev sahibi tarafında olacağım ben bu tür maçlarda. Çünkü play maçları genelde böyle uzuyor. 3-0'da bitmiyor arkadaşlar. Ev sahibi 75.5 üstünde oranı bir 43. Bence gelecektir. Baskonya bu maçta 76 sayı atar diyorum ben. 1.43 gibi oranla idealden önerdim. Hatta yüksek oranıyla birlikte Power Ortez maçına ne öneriyorsam maç sunu birinde burada Baskonya'ya karşı öneriyorum. 2-0-3'te burada Baskonya galibiyetinin oranı var. Geçtim ayın 8'ine. Ayın 8 için geldiyseniz arkadaşlar hoş geldiniz. Videoya bir like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. 8'ine başlayalım. Belçika Polonya mücadelesi. Belçika son maçta KG'mizi getirdi. Kombinemiz geldi. Yani Batshuayi At sonunda. Ya Rabbi şükür yani öyle söyleyeyim ben sizlere. Direkten dönen toplar kaçan pozisyonlar derken Belçika zaten ne olduğunu anlamadan kalesinde 4 tane gol gördü. Onu da belirteyim. 4-1 gibi skorla kazandı Hollanda o maçı. Şimdi Polonya'ya karşı oynayacaklar. Ki zaten şöyle bir durum var. Kevin De Bruyne mesela açıklama yapmıştı. Açıklaması şu yönde. Ya bu kupa ne? Aynı şekilde Van Dijk de açıklama yaptı oyunda. Kevin De Bruyne'nin hani dediği şey. Yani dedim önem, önemsemeyeceğiz dediler. Ki zaten çok da önemsemediler. 4 tane de yediler. Ben burada biraz daha önem arz edebilecek artık. Yani 4 yedik ulan önemsemiyoruz. Rakipler önemsiyor. Bize geliyor çatı çutur 4-5 tane atıp geçiyor. Biz Belçika'yız bu diyerekten de burada. Biraz daha ofansif oyununda bir gelişme bekliyorum. O yüzden bel tek bir tercihim var burada. 2-1 skor beklesem de ben burada skorumu da belirteyim sizlere. 2-1'lik bir Belçika galibiyeti beklesem de skor anlamında ev sahibi 1.5 üstü 1.59 gibi orandan sizlere önerebilirim. Belçika'nın atacağı 2 gol benim için burada idealdir. Geçtik diğer mücadeleme. Galler'le Hollanda mücadelesi sayın 8'inde oynanacak karşılaşma aynı şekilde. Bu karşılaşmada da benim önerim şu yönde olacak. Galler burada Dünya Kupası'na katılan son takım oldu. Ukrayna'ya karşı 1-0 kazandı. Biraz da şansı vardı. Kalesine pozisyonlar girmedi. Kaleci o kadar çok pozisyon çıkardı. Vesaire vesaire. Maçın adamı kim oldu bilmiyorum ama muhtemelen Galli kaleci olmuş olabilir açıkçası. Ben burada Hollanda'nın yine aynı şekilde bir oyununu sergilemesini bekliyorum. Galler de zaten Dünya Kupası'na gitti. moralli. burada çıkıp da bence defans yapmayacaklardı diye düşündüğümden dolayı Hollanda'nın burada atacağı iki gole 1.52 gibi oran açmışlar. Deplasman 1.5 üstü sizlere öneririm. Değerlendireceklere bol şanslar. Son mücadele İskoçya ile Ermenistan mücadelesi. Bu maçta da garip bir oran şeyi olmuş. Maç sonu 1.5 üst 1, 1, 500, 1 gibi oranı var. Ev sahibi 1.5 üstün 1.47 oranı var. Sizler de bakabilirsiniz. Onu bence düzeltirler. Düzeltmeden alabilirsiniz. Ermeniler burada Ermeniler burada son maçında kazandılar bildiğiniz üzere. Şöyle göstereyim. 1-0 gibi İrlanda'ya karşı kazandılar. Maçın bir 15 dakikası oynadılar. Bir de 65-75 arasında ne oynadılar. 20 dakika etkin oldular. Onun dışında 70 dakika ilen oynadı Ermenistan'a karşı fakat gol bulamadı. 1-0 Ermenistan kazandı şansının yardımıyla. Uluslar Lig'indeki ilk mücadele olduğundan dolayı İskoçya'nın İskoçya da zaten elendi Dünya Kupası'na gidemedi. Onlarda da bir tık moral bozuk olabilir. Fakat kendi evlerinde olduğundan dolayı ve seyircisi daha seyirci önünde olduğundan dolayı burada İskoçya'nın atacağı 2 gol 1.47 gibi oran açmışlar. Hatta ben biraz daha yüksek orana gittim. İlk kere birinin oranı 1.80 bandında bir oranı var. Onu da sizlere alternatif olarak önerebilirim. Değerlendireceklere bol şanslar. Toplamda 9 adet mücadele anlattım sizlere. Ayın 7'si ve 8'inde. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Herhangi bir kombin önerisi yapmadım. Tek kombin oluyor günlük zaten. O da katıl telegram grubunda oluyor. Bu dönemde bu kazanç diyerekten geçiyorum. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.